statü oluşturuyor. Yani fiili duruma hukuki bir statü oluşturulmuş oluyor. Ve bunun bize göre en kapsamlı çözümünü tamamen mevcut yerlerde bir kiralama modelinin oluşmasını arzuluyoruz. Kadimden beri yaylı olarak kullanılan yerlerde doğaya uyumlu bir şekilde inşa yapılması, aynı zamanda daha doğrusu hayvancılıkla uğraşan bizim hemşehrilerimiz, vatandaşlarımıza doğaya uyumlu ev yapmaları kaydıyla belirli bir metrekareyi geçmemek üzere devlet ödeyeceği bir bedel karşılığında bir kiralama modelinin kökten çözüm olacağını düşünüyoruz. Çünkü bazı yerler hazine arazidir, bazı yerler meradır. Her tarafın sorunu bu şekilde çözülebilir. Bununla ilgili olarak bir çalışmamız var, bir kanun teklifi hazırladık. Ama imar barış yasası farklı türlü geçince onu beklettiler. İnşallah onu önümüzdeki dönemde bütün hepsini kapsayacak şekilde bir değerlendirme içerisinde olacağız. Yani yaşamisil olarak mı değerlendirmek lazım gelecek yılda? Çünkü ülkemiz evi oluşturmuyor. Yani geçici bir çözüm olarak görünüyor şu anda zaten. Yani mevcutlara bir düzenleme oluyor ama bunun dışında bizim ya orman muhafaza memurları olduğu gibi meran muhafaza memurları olması gerekiyor. Bunu da komisyonda ifade ettim. Şimdi muhtar seçmeniyle karşı karşıya gelmek istemiyor. Komşu komşuyla karşı karşıya gelmek istemiyor. Kaymakam diyelim oradaki siyasetçiyle karşı karşıya gelmek istemiyor. Veya işte bir çatışma ortamı her türlü herkese zarar veriyor. Belediye başkanları, tabii zor durumda kalıyor. Bir karar alması, uygulaması gerekiyor. Uygulanamıyor. Kağıt üzerinde yazılı olanlar fiiliyatta gerçekleşmiyor. Bunun çözümü meran muhafaza memurlarının olmasıdır. Nasıl orman muhafaza memurları ormanları koruyor, meran muhafaza memurları da böyle durumlarda meraları koruması gerekir. Bunun yapılması halinde yaylalarda en azından şu mevcut getirdiğimiz statülerin dışında yeni yapılacak olan yapılaşmalarda önceden öngörüp hemen müdahale edebilir. Yani mikser arabasını gördüğünde durdurabilecek, betonun tapyesi atıldığında durdurup tutanak tutabilecek bir düzenleme ancak meran muhafaza memuru teşkilatının kurulmasıyla sağlayabilir. Bu önerimiz de olumlu karşılandı. İnşallah bunun sağlanması halinde de bizim yaylalarımızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde devredebiliriz. Tabii ki asıl mesele o demin bahsettiğiniz konu. Yani yaylada ev yapacak olan diyor ki ben evi yapacağım diyor. Evlerde ve yapıyor da yani. Ama o bir şekilde yani kendiniz çalışma 2-3 yıldır konuşuluyor. Teklif hazırladınız ama bir türlü çıkmayınca da ama yıkılıyor. 6-7 ay önce şey yaptık ama biz 2015 yılında geldiğimizde aman yaylalarda ev yapmayın. Bir müdahale ettik. Bununla ilgili düzenleme yapacağız. Ondan sonra tekrar bir daha ciddi bir yapılaşma oldu. 95 bine yakın ev yapıldı. Belki de daha fazla. Hangi yine de devam ediyor yaylada ilk an. Yap desek o kadar yapılmadı. Başkan yapma dediğini zaten. Yap desek o kadar dikkat çekti. Şöyle bir şey var. Bu sorun sadece Karadeniz yaylasının sorunu değil. Yani aynı sıkıntı şu anda Ege Kaz Dağları'nda, Horoz'larda ki orada da arkadaşlar aynı şeyleri söylüyorlar. Biz Faruk Bey bakarken kendisine bir derneğimiz vardı. Hani devam ediyor gerçi. O dernek vasıtası bir teklif götürdü. Siz daha için bizim o gün 5, 10, 15 yani bu yine tartışılabilir diye anlatıyorum bunu. Bir an olarak değil. 5, 10, 15 yıllık Faruk Bey bakarken olan bir olaydı. 5, 10, 15 yıl geriye dönüp fotoğrafları aldık. Biz bulduk, oluşturduk. Ve hızla ormanın aşağıya doğru kaçtığını, evlerin yukarıya doğru çoğaldığını fotoğraflar anlatıyor zaten hızlı bir şekilde. Biz o gün itibariyle 370 tane yapı, yani bunun içerisinde ev ve derme çatma olanlarda dahil olarak tespitimiz vardı. Önerimiz şuydu Sayın Bakanımız o zaman. Bir tip proje geliştirelim. Yaylalarımız hayvancılık katı kazandı. %70'i ahırsız, %30'u ahırlı olmak üzere tip evler oluşturulsun ve 500 metrekarelik alanlar içerisinde. Şimdi hem taban suyumuz kirleniyor şu anda. O septikler varsa. Çevre katliamı yaşanıyor. Kazılıyor. Bakıyorsunuz aynen aynı meclisi gibi. Biz uzun bir düşündüğümüz vardı. Biz çevre koruma